Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir serüvene giriyoruz. Bugün bir doğanlığı almaya gideceğiz. Karabük'e. Çok değişik bir serüven olacak. Benim için de bir ilk olacak. Babamla birlikte gidiyoruz. Şu anda otogardayız. Aslında tesislerdeyiz. Aslında normalde size direkt otogardayken video çekecektim. Ama hemen alelacele çıktık. Ondan dolayı video çekemedim. Ama inşallah güzel bir video olacak. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Aracımızı aldık ama göstermeye fırsat bulamadım. Şimdi bir kez yapıyorduk. Onu ben göstereyim dedim. Şöyle bir. Stoplar değişecek. Şurada ufak bir mürür var. Doğan ne aracımız? 92 model Bordo. Böyle yangın tüpüne kadar var. Ama araba biraz hor kullanılmış. Köyde binilmiş. Ondan dolayı sıkıntılı. Şöyle tavanı biraz, yani bakım gerektiren bir araba. Baksanıza şuradan görüldüğü gibi. Onun dışında panellerde falan işlem yok. Şu detaya ben takıldım arkadaşlar. Şöyle koltuk açılıyor ama bu kırık. Bunu yapmayı düşünüyorum. Bu çok güzel bir doğanların güzel bir şeyi. Şöyle koyalım. Doğanların güzel bir özelliği. Arka koltuklarda. Koltuklarda yanık var. Yani yırtıklar var. Önde sigara yanıkları var. Onlar da pek fazla sorun değil ama işte sıkıntı oluyor bazı araçlarda. Ve şunu hiç beğenmedim. Bunu da sökeriz herhalde. Bakayım. Abo. Çok pis. Bunları da sökeriz büyük ihtimalle. Arkada bir fren lambası var. Ona da bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aracımız böyle arkadaşlar. 92 model Doğan L. Kasa düzgün ama işte birkaç yerinde vuruğu var. Şurasında da vuruk var. Şurada da bir göçük var. Bunu elimle düzeltemem. Güzel mi? Bu arada bagaj ayarımız çok güzel. Şöyle bir. Ufak tefek şeyleri olsa da mesela burada da bir sıkıntı var. Bunları hep düzelteceğiz. Yani güzelleştireceğiz. Bu stop camları da değişecek. Bunlar solmuş, kırılmış. Değişecek bu. Armaları değiştireceğiz. Yani arabaya bayağı bir bakma yapacağız inşallah. Bu arabayı söyleyemedim. Karabük'ten aldık. Şöyle tekrardan göstereyim koltuklarını. Karabük'ten aldık. Yani şöyle söyleyeyim. Bize rahat bir 23-24'e mal olacak gibi. Ama değecek bir araba. Yani kasası düzgün, motoru düzgün. Ufak bir baskı balata sıkıntılar var. Onları da yaptıracağız zamanla. Ondan sonra gayış gibi olacak. Ondan sonra başlasın İnal Turan'a meydan okumalar. Neyse, kendinize iyi bakın. Eve geçince daha detaylı bir inceleme yapacağım. Yalnız şimdilik böyle bir video çekeyim dedim. Benim için güzel bir serüven oldu. Babamla birlikte bir bu Doğan'ı aldık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.